Assalomu alaykum. O'zbekiston g'arbida joylashgan Nukus shahridagi qo'zg'alishlar va unga munosabatlar haqida gapirish uchun mikrofon oldidaman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 1-iyul kuni Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida yuz bergan namoyishlar konstitutsiyaviy islohotlarning noto'g'ri talqin qilinishi oqibatida sodir bo'lgani haqida bayonot bilan chiqdi. Vazirlikka ko'ra Nukusning markaziy bozorida o'tgan noqonuniy namoyishlar ortidan jamoat tartibini saqlash maqsadida huquqni muhofaza qilish organlarining kuch va vositalari jalb etilgan. Eltus tasarrufidagi videolarda namoyishchilar o'zlarining norasmiy liderini ozod qilishni talab qilishgan. 1-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda katta sondagi odamlar guruhi shahar markazida to'planganini ko'rish mumkin. O'zbekiston hukumatı Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar borasida noroziliklar yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Va bu bayonotga ko'ra Nukusdagi qo'zg'alishga konstitutsiyaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti iborasi hamda respublika xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi jumlasi olib tashlangani sabab bo'lgani aytiladi. Eltus tasarrufidagi videolardan birida O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi tarkibida ishlaydigan milliy televideniya xodimlari ham konstitutsiyadagi o'zgarishlarga qarshi chiqqani aks etgan. O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoq faollarining ko'pchiligi mamlakatning tuproq birligini qo'llab-quvvatlashgan, ayni paytda rasmiy matbuot doimgi kabi sukutda. O'zbekiston mustaqilligi deklaratsiyasi muallifi va uni qabul qildirgan Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih mamlakatning tuproq butunligini yoqlab chiqdi. Va tuproqlar parchalanmasligi uchun nima lozim bo'lsa qilish kerak. Vatan birligi uchun konstitutsiyani o'zgartirish talab qilinsa, o'zgartirish kerak deya o'z fikrini bildirdi. Sovet rejimi deyarli barcha sovet respublikalarida vaqt kelganda portlaydigan etnik g'avg'o minalarini yerlashtirgani haqidagi gaplar hech mubolag'a emas edi. Sovet davlatining cho'kish bosqichidan tortib bugungacha bu nazariya o'z isbotini topib kelmoqda. Bugun O'zbekiston hududining 40%ini o'z ichiga olgan va avtonom deb nom berilgan Qoraqalpog'iston mintaqasida bot-bot alovlanib turgan siyosiy mashmashalar zamiridan o'sha minalarning badbo'y hidi kelyapti. Qoraqalpog'iston O'zbekiston tarkibiga bir muxtoriyat olarak kirgan paytda KGB tarafidan ko'zda tutilgan strategiya quyidagicha edi. Qoraqalpog'istondan Kaspiy dengizigacha Qozog'iston orqali 100 km masofa bor. Agar Rusiya bu 100 kilometrlik arqonni bir tortsa, Qoraqalpog'istonni va unga ilova olarak Qozog'istonning sharqiy mintaqasini Rusiya Federatsiyasiga qo'shib olish mumkin. Strategiya shu edi. Bu yirik amaliyot uchun anchadan beri ijtimoiy va siyosiy zamin hozirlanmoqda. Masalan, O'zbekistonning kiril harfidan latinga o'tishini Qoraqalpoq rusparastlari juda g'azab bilan qarshi oldilar. Bu planli bir g'azab edi. Ular bu tadbirni to'g'ridan-to'g'ri rus madaniyatiga qarshi harakat sifatida talqin qildilar. Talqin qildirildilar va bu yo'nalishda ular tashviqotni bugun ham davom ettirmoqdalar. Bu rusparast separatistlar orqasida turgan kuchning kim ekani haqida fol ochishning keragi yo'q. Bu kuchlar o'sha eslatganimiz 100 kilometrlik arqonning uchida turganlardir albatta. Yanada aniqrog'i Ustyurt platosidagi yer osti boyliklarini o'mirayotganlardir. U mintaqada taxmin qilinayotgan energiya resurs va qimmatbaho metal konlarini tushida ko'rayotganlardir ular. Ha, bugun Nukusda yashayotgan, ba'zan Toshkentga ham kelib turadigan
Moskvanın yumuşak güç temsilcileri hesaplangan Mikitichyan aslında. Mikitichyan, Tigran Konstantinovich, Armen Sagdyan ve Marinika Babanazarova kabi onlab koşturnak içinde küçük halklarının halaskarı roludaki kimseler bugün Karakalpakistan zalim Özbekistan'dan ayrılsa onge Rusya sahip çıkışka tayar ikerliğini açıktan açık teşvik etmektedir. Kelip çıkışı Karakalpak ama eşeddi Rusperest bu gruplarda Karakalpakistan'ın geleceği hakta hiçbir layıka yok. Bar bolsa ham bu KGB'nin elmisaktan kalgan oşa biraderlik layıkasından başka nerseymez. Karakalpak halkı bizim can ciğerimiz. Onun milli ferası diye ben işanamam. Bu halk Rusperestler tuzağına asla düşmeyecek. İnşallah. Ben eminim ki eğer Karakalpakistan'ın Özbekistan terkibinden çıkışı hakkında referandum bugün ötkezilse, Karakalpakistan nüfuzunun kemide 70% bu teklifke açıktan açık red avaz beredi. Ben bundan eminim ben. Şu oranda bir rivayet niye satmak için ben. Kadimki ecdatlarımızdan Hakan Metihan'a san cihattan küçük bir düşman. Eğer sevgen hatınını menge vermesen, senge uruş açaman deyip tehdit kıladı. Metihan uzak oylanıp, halkını düşmandan koruş için sevgen hatınını düşmanga beredi. Düşman bu bilen kifayelenmey, yine eğer sevgen atını menge vermesen, senge uruş açaman deyip tehdit kıladı. Metihan, hatınıdan hem köprak sevgen özünün atını düşman geberedi. Bundan ilhamlengen düşman, üçüncü tahdidini onge yetkizedi. Eğer falan hudutdaki bir parça yerini vermesen, senge uruş açaman deydi. Metihan oylanıp kaladı. Uzak oylanıp kaladı. Bunu korgan serkerdeler, hanım, nege oyga çöptün? Sevgen hatınını verdin. Ondan hem köprak sevgen atını düşmanına verdin. Bu hiç neyse kökermeydigen çakır taşlı bir parça yer hakta nege bunca uzak oylap oturup sen? Ver onu diye hitap edediler serkerdeler onge. Şunda hakanımız orandan durup düşmanına vergen hatınım benim hatınım edi. Onge bergenim at hem meneke yedim. Ama bu çakrı taşlı bir parça yer meneke yemez. Benim halkımniki. Bu yerini, bu parça yerini verişke hakkım yok. Kanı yendi uruşke teyaranınlar deyip oradan duradı Metihan. Biz şunday ecdatlarının nefirelerimiz. Bugün biz Türk vatanperverleri, Türk devletlerinin birleşiğini arzu kılıp, özümüz için layihalar kılıp, Türk dünyası birliği remzi bolgan Kızıl Almanı hayal kılıp durgan bir peytte, bizni parçalaş uçun, planlar tüzeyatken düşmanlarga yardımcı bolayatken içimizden çıkan mankurtlarga Allah akıl ve insaf versin deyip dua kılamız. Şimdi bir vasıta Özbekistan'a gelsek. Özbekistan'daki iktidarının içki siyasetten fakat Karakalpaklar yemez. Özbekler hem o yerde yaşayatken başka halklar vekilleri hem müstariptir. Muammalarını geçiş için halk tarafından Özbekistan hükümetine verilen kredit allakaçan tüvedi. Ama hükümet özü vade kılgen siyasi ıslahatlarını ötkezmedi. Hazır o mevzu bu narsa hakkında yemez. Bu ayrı bir mesele. Hazır, bugün vatan tupraklarının bölünmez bütünlüğü kebi hayati bir mesele gelip düştü kün tertibine. Bu mevzuda bizim katı kanaatımız şu. Vatan tupraklarının parçalanması için
nima lazım bo'lsa buni qilish kerak. Hatta agar tahlika jiddiy bo'lib bu masalani yechish urushni taqozo qilsa urushga kirishga ham majburmiz. Urushga kirish ham kerak bo'ladi. Agar bu tahlikaning oldini olish uchun konstitutsiyani o'zgartirish shart bo'lsa, albatta uni o'zgartirish ham bizning burchimizdir. Tarixga O'zbekiston mustaqilligi me'mori deya ismi yozilgan Erk Demokratik partiyasining 30 yildan beri chetda yashayotgan lideri Muhammad Solihning Nukusdagi qo'zg'alishga munosabati edi bu. Nukusdagi norozi guruh ko'chaga odam olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Eltus o'zini Nukusdagi norozi guruh matbuot kotibi deb atagan shaxs bilan aloqada. Ammo norozilar guruhining bu chiqishi butun Qoraqalpog'iston siyosiy irodasini bildirmaydi. Kecha Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy, Elikala va Xo'jaylidagi odamlar bilan gaplashdim. Ular nizo chiqishini istamasliklarini ochiq aytishdi. Mamlakat birligi va bo'linmasligi masalasida barchani hamjihatlikka chaqiramiz. Asnoda O'zbekistondagi separatizmni qo'llovchi boshqa guruhlar ovozi ham chiqa boshladi. Bu jiddiy signal. Azizlar, O'zbekistonda separatizm bilan bog'liq nizo girdobiga tushish kabi lyuksimiz yo'q bizning. Shu bilan birga kuch ishlatar tizimlar o'ta ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi va kuch qo'llashdan iloji bor qadar tiyilishi kerak. Zotan o'zbeklar va qoraqalpoqlar orasida nizo tarixi yo'q. Eltuzni kuzatib boring. Yaqin soatlar ichida Nukusdagi Oq Baskur tashkiloti lideri bilan ham gaplashib, eng so'nggi yangiliklarni sizga yetkazamiz.